Merhabalar. Nuruşah ötemiz sonsuz. Hepinize selamlar, saygılar. Ve bugün canlı yayında eğitmenlerimize konuk olacağız. Merhaba. Muammer Bey, selamlar, saygılar. Hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Hocam, Allah razı olsun, siz hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Hocam, peşine de müşterilerine geldiniz. Biz bu başımız gözümüzde üzerine. Hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Siz sefa getirdiniz. Ders başlığı yükleri yok. Hemen başlıyoruz. Hocam, nasılsınız, iyisiniz? İyi değiliz. Hocam ses kapalı sizde. Sizde sesiniz kapalı. Sesiniz bize gelmiyor. Tamam. Görüntü de yok. Görüntü oldu. Ses de geldi. Ses sıkıntı varsa şu an o geldi. Evet. Biz iyi değiliz. Çok iyi de değiliz. Şahane de değiliz. Harikayı da geride bıraktık. Muhteşemi de geride bıraktık. Biz mucizeyi de geride bıraktık. Bir zamanlar mucize ötesiydik. Onu da geride bıraktık. Nur hayat ötesine geçtik 12'ye. Sonra yaratıcılık ötesi olduk, sırlar ötesi olduk. Kendi o beldemizi bulduk, Rafik İstan'ı. Enerji ötesi olduk, sevgi ötesi olduk, teslimiyet ötesi olduk. Hayretler ötesinde yaşadık, huzur ötesinde yaşadık. Sonsuzluğun sınırsızlığı ötesini bu Mart ayında geride bıraktık. Şimdi de Nuruşah ötesindeyiz. Muammer Bey, inşallah sizler de Nuruşah ötesisinizdir. Amin. Ve bizi izleyen bütün dostlar, sizin Zoom programınızdaki arkadaşlar, sizin eğitiminize katılan dostlara buradan selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Siz, yani Muammer Çırak ve Günay Barış beraber şu anda internet üzerinden Refik Korkmaz eğitimleri veriyorsunuz. Biz de bakalım size nasıl katkıda bulunabiliriz, neler yapabiliriz. Bunun için hazırız ve benim Facebook sayfam canlı yayında konuşmamızı veriyor ki sizin eğitimleriniz, bizim eğitimlerimiz tüm dünyaya duyurulsun. Benim Instagram'ımdan da aynı zamanda canlı yayındayız. Arkadaşlara bir selam söyleyelim. Hayır, bir selam niye vermeseniz? Evet. Ahmet Bey, selamlar. Tülay Eren, selamlar. Emine Zor, selamlar. Gönül Hanım, selamlar. Nuray Yıldız, selamlar. Haydi bakalım. Ve Emel Hanım, Zeynep Azra Hanım, selamlar. İki arkadaşımızın telefon markası yazıldığı için isimlerini şimdi çıkarıyorum. Naime, Naime Hanım. Naime Hanım. İlker, İlker Bey herhalde. Evet, dün de İlker Bey vardı. Sabah. Selamlar, saygılar. Neler yaptınız eğitimde? Sabah başladınız. Size nasıl katkı olabiliriz? Bizim köy öğleden sonra başladı. Yeni sıfır yeni başladık hocam 2012 ile. Tamam. Biz öğleden bu işi başlıyoruz. Gecenin bir saatine kadar gitmiş oluyoruz. Sabah genelde kahvaltıya vakit ayırsınlar diyoruz aileleriyle. Ondan sonra da bizi ayırsınlar. Kafalarda başka bir şey kalmasın. Şu an İki de başlamış olduk hocam. O çok güzeldi. Bu hafta sonunu kahvaltılarını aileleriyle rahat yapsınlar. İkinci modülle ilgili bir şey söylemek hocam. Tamam. Şu çok güzel bir düşünceyle hafta sonu kahvaltılarını aileleriyle beraber rahat rahat yapsınlar. Kafaları başka bir yere takılmasın. Kahvaltıdan sonra saat 14'te eğitime başladınız. Ve bu eğitiminiz gece yarısına kadar, arkadaşlarımızın enerjisini el verdiği yere kadar devam edecek. Tamam. Aynen öyle. Dün 10.30'a kadar devam ettik hocam. Dün 10.30'a kadar beraberdik. Ha, bravo. Son bir saati de dışarıdan insanlar aldık. Bizden eğitim alan arkadaşlar onlara çalışma yaptılar. Yaklaşık bir 40 kişiye yakın dışarıdan insan geldi. Güray Hanım olsun. Birinci
Timoli Dağlan Aslanım olsun. Çok güzel çalışmalar çıkardılar. Bize özelden de yazanlar oldu. Çok teşekkür ettiler. Hemen uygulamaya da geçmiş olduk ya. Bravo. Ve siz Muammer Çırak, psikologsunuz ve bizim eğitmenimizsiniz 2 yıla yakın bir süredir. Bugün nasıl bir başlangıç olsun siz belirleyin. Hocam iyi bir enerji yükleyelim arkadaşlar. Dün yüklendik. Onu biraz daha ikinci bir enerjiyle şöyle saniyeler içerisinde biz artık böyle 3-4 dakika, 5 dakika veya da şöyle hocam bir şey geçmedi deyince böyle biz birazcık ümidimiz kırılıyor. İyi bir enerji yüklersek sanki başlamış olmamız gerekiyor. Bravo. Dün birinci modülü verdiniz. Bugün ikinci modül ve yarın üçüncü modül. Dün verdiğiniz birinci modülde 4 boyutlu evreni ve 5 boyutlu evreni karşılaştırmalı olarak tanıdık. Bugün bedenlerimizin şifaya vesile olmasını öğreneceğiz. Yarın üçüncü modülde ruhlarımızın şifaya vesile olmasını öğreneceğiz. O zaman şimdi bizler bedenlerimizin şifaya vesile olmasını 10 dakikada, 5 dakikada, 1 dakikada değil de nanosaniyede şifaya vesile olmasına bugün çalışacağız. Nanosaniyede şifaları vesile olduk mu? Elbette. Neler oldu? Kulak zarları, hop. Skolyozlar, hop. Başka başka rahatsızlıklar. Şu kadar süre içerisinde, yani bir parmak şıklatışı süresince şifalandılar. Hem de bunun örnekleri belki 1000'i bile aşar bizim çalışmalarımızda. Canlı yayınlarda hep bunu gördük, buna şahit olduk. Ah, işte şimdi benim Facebook'um ve Instagram'ım açık ve bunları kaydedeceğiz. Bunlar 1000 yıllar sonrasında bile varlığını sürdürecek, yayınlanacaklar. Eğitimimizin tamamını değil, eğitimimizin bu enerji yükseltmesi kısmını tüm dünyaya bir hediye olarak canlı yayında sunayım. Sonrasında ben canlı yayını kapatacağım ve siz ikinci modülün konularını anlatmaya, arkadaşlarınızı bilgilendirmeye devam edeceksiniz. Canlı yayındaki arkadaşlar da eğer almak isterlerse 7000 eğitmenimizden bu eğitimleri talep edebilirler. Ve herkes lütfen, sizde Zoom programındaki arkadaşlar, eğitime katılan arkadaşlarımız, gözlerinizi kapatın. Canlı yayında bizi Facebook'tan, Instagram'dan izleyen dostlar, sizler de gözlerinizi kapatın. Arkadaşlar, bizler bugüne kadar kandırılmışız. Pek çok şeyi yapamayacağımıza dair kandırılmışız. Bugün 2 tane 2020 yılının Ağustos ayına ait en son teknolojiyle üretilmiş cep telefonu düşünün. Video çekebiliyor, sosyal medyalara girebiliyor, kamerası 4x4'lük 8K çekimler yapabiliyor. Aklınıza gelebilecek en son teknolojide 2 cep telefonu. Siz bu 2 cep telefonunu üniversiteye giden 2 oğlunuza verebilirsiniz. Birisi sorumluluk sahibidir. Gözleriniz kapalı. Bunu böyle daha iyi anlayabiliriz. Üniversiteye giden 2 oğlunuzdan birisi sorumluluk sahibidir, diğeri yeterli kadar sorumluluk sahibi değildir. Siz sorumluluk sahibi olana o cep telefonunu verirsiniz. Onu sadece gerekli zamanda telefonu kullanacağını bilirsiniz. Diğer çocuğunuzun 10 saatini cep telefonunda geçireceğini düşünerek, derslerini olumsuz etkileyeceğini bilerek onunla şöyle bir anlaşma yapabilirsiniz. Oğlum lütfen bak, bu sene böyle giderse sınıfta kalırsın. Kardeşinle sana eş düzeyde cep telefonu aldık. Ama gel cep telefonu servisine gidelim. Bunun sosyal medya ayarlarını kaldırsın. Kamerasını da kaldırsın. Sadece bu telefon alo demeye yarasın. Ve eğer oğlunuz da kabul ederse gider onu servise verirsiniz. Servis onun kamera ayarlarını kaldırır. Sosyal medyaya girmesini engeller. Hatta mesaj çekmesini dahi engelleyebilir.
Sadece alo nasılsın demeliler. Peki gittiniz telefonun servisine verdiniz ve telefon servisi size o telefonu verdi. Siz artık o telefona şunu inandırabilir misiniz? Telefon, sen bir zamanlar video çekebiliyordun. Bir zamanlar sosyal medyaya girebiliyordun. Bir zamanlar şunu 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 yapabiliyordun. Dediğinizde o servisten ayarları ile oynanan, özellikleri ondan alınan cep telefonunu inandırabilir misiniz? Kamerasının olduğuna. O cep telefonunu inandırabilir misiniz video çektiğine? İsterseniz bir düşünün. Cep telefonu sen bir zamanlar video çekiyordun dediğinizde size diyecek ki yok be ya. Ve dersiniz ki bak işte aynı fabrikadan aynı gün aynı modelde üretildiniz. Bak diğer kardeşlerin nasıl bunları yapıyor. Ne der? İnanmaz. Ve bunları yapamayacağınız düşünür. Siz ona dersiniz ki gel servise gidelim. Seni eski ayarlarına, fabrika ayarlarına döndürsün. Ve o da kabul ederse fabrika ayarlarına onu döndürmek belki dakikaların, belki de saniyelerin işi. Fabrika ayarlarına geri döndüğünde sahip olduğu her şeyin bütün sınırlarını görür. Ve o zaman kendisini tanır. Biz de arkadaşlar ayarlarıyla oynanan o cep telefonundan başka bir şey değiliz. Yani biz hiç tanımadığımız bir insanın dünyanın neresinde olursa olsun hiç görmememize rağmen, dokunmamamıza rağmen onun her türlü şifasına vesile olabiliriz. Biliyorum bazılarınız diyor ki hayır olamayız. İşte o ayarlarıyla oynanmış cep telefonu da böyle diyordu. Biz ayarlarımızla oynanmışız. Eğer istiyorsanız fabrika ayarlarınıza, Allah'ın bizi yarattığı ayarlara geri dönebiliriz. Allah'ın bizi yarattığı ayar ne? İşte görüyorsunuz o ayara bir örnek Refik Korkmaz. 7000 tane eğitmenimiz kişilere hiç dokunmadan şifalarına nasıl vesile olunur? Bunu psikologlarımıza öğretiyoruz. Bunu doktorlarımıza öğretiyoruz. Bunu ailesine insanları öğretiyoruz. Bunu hayvan dostlarına şifaya vesile haline getirmeye çalışan herkese anlatıyoruz. Ve bizim eğitimimizi aldıklarında direkt fabrika ayarlarına dönüyorlar. Peki ben 48 yaşındayım. 48 yıl boyunca bu fabrika ayarlarında mıydım? Hayır. 15, 20, 30 hatta 38 yaşıma kadar bile bu ayarda değildim. Belki 40 yaşıma kadar bile bu ayarda değildim. Hatta bir gün bir öğretmen arkadaşımız Reiki'den bahsedince bundan 20 sene önce ya bu ne saçmalıyor demiştim. Reiki yadım işte böyle enerji mi olur diye ayıplamıştım onu. O zamanki benim cahilliğimdendi bu. Yani enerji olaylarına ya da size söylediğim bu şifa çalışmalarına son derece yabancıydım 20 yıl önce. Evet 28 yıl önce bu sistemi geliştirdim ama bu sistem ilk 20 yılına hiçbir şifaya vesile olmadan 5 boyutlu evrenin dilini geliştirmekle, onu bulmakla geçti. Peki nasıl oldu da ben fabrika ayarlarına geri döndüm? Dünyanın enerji alanları var. Bunlar benim test ettiğim, benim tespit ettiğimden ancak konuşabilirim. Bu Mayıs'a Sibir'den. Hani başka enerji alanları var ama ben gidip test etmedim. Orada bir tecrübe yaşamadım. Mayıs'a Sibir'den de 4 yıla yakın bir zaman oldu. 3 yılı aştı. Yani 4 yılını doldurmasına 4 ay kaldı. 4 yıl önce bu enerjiler Mayıs'ın Sibirdağ'ında kendisini gösterdi. Ve ben de bu enerjileri aldıktan sonra işte fabrika ayarlarıma geri döndüm.
31 Aralık 2017 idi tarih. Mayıs'ta Spil Dağı'na çıkıyordum arabamla. Yanımda iki arkadaşımla beraber. Gülbeyaz Eğitmenoğlu ve Doktor Arzu Sizgen. ...700. Metreye geldim. 31 Aralık. Hemen hemen belki o yılın en soğuk günüydü. Ayazdı. 700. Metreye gelince Mainz'a Spil Dağı'nda sise rastladık. Hafif ince bir sis ama öyle aşırı değil. Bütün ağaçların dallarında, çalıların dallarında, otların dallarında yeşil, henüz yaprak dökmemiş çam ağaçlarının iğne yapraklarında yapraksız badem, yapraksız kiraz, yapraksız yaban erikleri ağaçlarının dallarında, gövdelerinde ben diyeyim milyon, siz deyin 100 milyon su damlası vardı ve en üst dağdan eğim sebebiyle aşağı doğru akıyorlardı. Bazıları daldan yere düşüyordu, bazıları dalı takip ederek gövdeden toprağa iniyordu. Düşünün, koca bir orman, her tarafta su damlası duruyor ve vakitte öğlen 12'ye yaklaşıyor, 11.30. Neredeyse henüz doğu ufkundan güneş su damlalarının, yani çiğ damlalarının içinden geçiyor ve her bir çiğ damlasından çıkarken gökkuşağı yansımasıyla çıkıyordu. Yani 100 milyon, siz deyin 1 milyar, artık kaç tane su damlası varsa koca ormanda, her bir ağacın dalında, yaprağında, otun ve kayanın üzerinde canlı su damlası gök kuşağı üreticisiydi onlar. Her birisi yakut, zümrüt, lal, mücevhera attılar. O gün bana öyle göründü. Ve ben 48 yaşında Refik, Mainz'a, Spil Dağı'na, Mainz'a'ya 3 yaşında geldim. 45 yıl boyunca bana öyle görünmemişti o dağ. Sihir vardı, büyü vardı, hayal alemindeydin, masal alemindeydin. Mucize dolu bir alemdeydin. Valla algılamakta da zorluk çektim. Hani bu kadar masal bir orman mı diye. Yanında Gülbeyaz Eğitmenoğlu, o çok derin bir kanal. Kalan kanal demek, beşinci boyuta gidip oradan bilgileri almak demek. Yanımdaydı ve çok hüngür hüngür ağladı. Neredeyse boğazı parçalanacak derecede. Onun ağlamasına dayanamadım. Yani dedim, nedir? Dedi ki, şu gördüğün çiğ damlaları, şu gördüğün ormandaki parıltı, şifa enerjisinin bedenlerimizde aktive edilmesi. Haydi, bu enerjiyi içine çek dedi. Önce duraksadım, garipsedim, dedim ki ne alaka? Orası 700. metreydi. Mainz'a Spil Dağı. Mainz'a Spil Dağı'nın 700. metresinde şehzadelerimiz için yapılmış sultan yaylası vardır. Yazın sıcaklarda şehzadeler oraya çıkarlar. Ve Mainz'a şehzadeler şehridir. Başka şehzade sancakları da var Osmanlı'da. Fakat tahta çıkacak şehzade Mainz'a sancağından seçilirdi.
Manisa, Kanuni Sultan Süleyman Han'ı yetiştiren sancak. Kanuni Sultan Süleyman Han orada şehzadelik yaptı. Manisa, Fatih Sultan Mehmet Han'ı yetiştiren şehir. Fatih Sultan Mehmet Han Manisa'da şehzadelik yaptı. Manisa, Fatih Sultan Mehmet Han'ın babası Sultan II. Murat Han 40 yaşındayken Osmanlı İmparatorluğu'nu yönetmeyi bırakıp Manisa'nın uhrevi, mistik, huzur, enerji havasını tercih etti ve tahtı bıraktı, Manisa'ya gitti. Hem de yerine bırakacak büyük yaşta bir veliaht olmamasına rağmen 12 yaşındaki oğlu Fatih Sultan Mehmet Han'ı yerine bıraktı. Ve Manisa'ya gittiğinde de söylediği şu beyit: varalım bir iki gün zikredelim Mevla'yı, bize ısmarladılar mı şu yalan dünyayı, diyerek oraya gitti. İşte Manisa Sibirdağ'ın bu beyitte gizli manasına vakıf olmak büyük bir şans. Tabi Sultan II. Murat Han'ın ne büyük bir deha olduğunu pek çok eserinden, çalışmasından anlarız ve 600 yıla yakın bir süredir bize muazzam bir şekilde bunu örnek olarak bakiyleştirdi. Sultan II. Murat Han'ın türbesi Bursa'dadır ve türbesinin üstü açıktır. Yağmurla ıslanır türbesinin toprağı. Yani buradaki derinliğe, buradaki manaya erişmek bunun üstüne artık diyecek bir şey yok. Bu büyük hanlarımız, padişahlarımız Manisa'da yaşadılar. Ve Manisa 500 küsur yıldır dünyaya bir şifa ilacı dağıtıyor. Manisa mesir macunu. Kanuni Sultan Süleyman Han'ın annesi Hafsa Sultan hastalanınca Osmanlı İmparatorluğu'nun başhekimi, merkez efendi, Manisa'nın endemik 41 bitkisinden bu şifa macununu üretti ve hala bütün dünyaya bahar ayında 21 Mart'ta üretilerek sunulmakta. Böyle yüksek bir yerden, böyle yüksek bir enerjiden bahsediyoruz. Dünyanın en prestijli ikinci Mevlevi Hanesi Manisa'da, birincisi Konya'da. Konya Mevlevi Hanesi'ne bir şeyh seçilmek istenirse ve buna uygun bir aday Konya'da yoksa, İstanbul ya da başka bir Mevlevi haneden seçilmez, Manisa Mevlevi Hanesi'nden seçilirdi. 1369'da tamamlanan Manisa Mevlevi Hanesi, işte Sibirdağ'ın eteklerinde ilk 100. metresinde. İlk para 2600 yıl önce Lidya'da, Manisa ovalarında kullanıldı. Homer, büyük şair, iki büyük destanını orada yazdı, İlyada, Odisea. Manisa'dan bahsediyoruz. Adı Magnesia. 1313 fetihten önceki adı Magnesia'ydı. Manyetik, magnetik. Mıknatıs demektir. Manisa Sibirdağ. Yekpare bir kayadır. Maviye çalar. Mıknatıs etkilidir. Yüksek enerji barındırır. Ve dünyanın
bütün yüksek enerjili madenleri eriyik halinde Manisa Sipil Dağı'nın altına akmıştır. 104 kilometre altından itibaren başlar bu yüksek enerjili erikler. Dünyanın en yüksek enerjili hatlarından biridir. Manisa Sipil Dağı'nın yer küresiye, yer çekirdeğine oradan bir hat çekildiğinde ve gökyüzüne de açılan en güçlü enerji alanlarından biridir Manisa Sipil Dağı. Yedi yüzüncü metreye geldiğinde yanındaki arkadaşımızın bu canhıraş feryatları beni üzdü ve onun ağlamasına gırtlağını patlatmasına izin veremezdim daha fazla. Lütfen dedim hani biraz sakinleş dedi ki dedi, burada çok yüksek bir enerji var ve bunu hücrelerimizde hissedelim. Hücrelerimiz, bütün hücrelerimizin birer canlı su damlası mücevher halinde kıpırdadığını hissettim. Her bir hücrem, ağaç dallarındaki gibi, dallardan sarkan, hani kadınların kulaklarında renkli mücevherler parıldar ya, güzel kesilmiştir 4, 6, 8, 20 köşeli. Hani salonlarımızın ampulünün çevresinde avizeler vardır ya, her birisi 8'e, 9'a, 10'a, 20'ye köşelendirilmiş, düzgün kesilmişlerdir. İşte Manisa Sipil Dağı'nın ormanlarında tüm çiğ damlaları bu şekildeydi, hem de hareketli yukarıdan aşağıya süzülürken, daldan yere düşerken, içlerinden güneş geçiyordu. Tüm o su damlalarını kendi bedenimdeki hücrelerde hissettim. O kadar ışıltılı, parıltılı, o kadar rengin, o kadar büyülü. Ve tüm hücrelerim şifa dolsun dedim. Allah'ın nuru o su damlalarının içinden geçiyordu. Allah'ın nurunun bedenimde su damlalarından aktifleşmesini istedim. Her bir hücremden geçtiğini hayal ettim. 800. 900. 1000. metre arabamızla çıkarken daha da fazla ağlaması arttı arkadaşımız. O zaman arabayı durdurdum onu teskin etmek için. Arabayı ben kullanıyordum. Kapıyı açtım, dışarı çıktım ve gökyüzünde ayaz olmasına rağmen parlak bir güneş vardı. Bakamadım bile. Göz kapaklarımı kapattım. Önce turuncu, sonra kirli sarı, sonra kirli beyaza dönüşen göz kapaklarımda güneş oluştu. O ayazda yakan güneş göz kapaklarımı kapatınca ılık bir ışık gönderdi. O ışığı da güneşin bütün ışınlarında kendi içinde hissettim. Hani su damlası canlı mücevheratlar vardı ya, her bir hücremde ormandakinin aynısı. Onun içine güneş ışığı girdiğini kabul ettim. Ve 1200. metreye geldiğimizde artık ayaz, herhalde hava soğuk, hava -5 dereceydi, belki de 10, yeteri kadar hatırlamıyorum. Ağaç dallarındaki o canlı su damlası mücevherata benzeyen çiğ damlaları
buza dönüşmüştü. Tam böyle buz. Tam avizelerin kristalleri gibi. Belki kadınların küpelerindeki parlak taşlar gibi. Öyle asılı duruyorlardı. Ağaçlar 700. metredekinden çok daha parlak. Çünkü buz kristi, buz suya göre çok daha fazla ışık saçar, renk saçar. Güneş onların içinden çıktığında daha fazla, daha güçlü gökkuşağı oluşturuyorlardı. Artık ağaçların gövdesi bile parlaktı. Dalları bile parlaktı. Gövde ve dal artık kalmamış. Işıktan bir ağaca dönüşmüştü. Ve o gün anladım insanlar yılbaşlarında neden evlerinin bir kenarında ya da baş köşesinde ağaçları ışıklandırırlar. Onlardan da bazıları bunu yaşamış, bunu görmüş ve her yıl bu vakitte doğaya çıkmak nasip olmadığından bunu evlerinde yaşama ihtiyacı duymuşlar. Ya da doğadaki bu güzelliği herkes kendi evine taşıma ihtiyacı duymuş. O zaman anladım, ömrüm boyu anlayamadığım insanlar evlerinin köşelerinde ağaçları neden bu kadar çok ışıltıyla donattıklarını. O gün anladım. Ve o gün anladım Kaf Dağı'nın ne olduğunu. Ve o gün anladım hayallere, mucizelere inanmak gerektiğini. Rüyaların peşinden gidip mucizeleri yaşamanın gerekliliğine o gün inandım. Siz nasıl inanırsanız hayat öyledir. Allah korusun sürünmeye inanırsa bir insan, onun için en uygun olan odur ve sürünmek onun gerçeği kaderi olur. Allah korusun. Bir insan mucizelerin ötesini yaşamayı tercih ettiğinde, tüm evreni böyle görüp kabullendiğinde mucizelerin ötesinde ne varsa onlara ulaşır. İşte ben o gün Zümrüt-i Anka olduğumu kabul ettim. Zümrüt-i Anka. Ve Manisa Sipil Dağı'nın bu büyülü, bu masalsı, bu mucize ötesi dağının iki yapılı olduğunu hayal ettim. Bir, normalde herkese görünen kahverengi kabuklu. Yapraklarını döktüğü için hoş görüntü olmayan ağaçlarla ve güneşte tozlu hale gelmiş bir orman. Böyle bir görüntüyü ben kabul etmedim. Böyle bir ormanı ben istemedim. Ben o an o parıltılar içerisinde o mucizelerle dolu halini istedim. Ve kendi hayatımı da bundan sonra bu şekilde belirlemek istedim. Tozlu, kahverengi, güzel olmayan normal orman, birinci yapıdaki yerdeki orman, yerdeki hayat, o sihirsel, büyüsel, mucizevi, masalsı, benim gözüme o gün görünen orman, ikinci katman, gökteki katman idi. Ben ikinci katmanı, gökteki katmanı seçtim. Zümrüt-i Anka çünkü orada yaşardı. Zümrüt-i Anka, onun evi Kaf Dağı. İnsanlar neden evlerini yılın o günü ışıltılı ağaçlarla donatırlar? Kendilerini Zümrüt-i Anka kabul ettikleri, evlerini de Kaf Dağı'na çevirmek istedikleri için bunu yaparlar.
Şimdi zannediyorum daha iyi anlatabildim sizlere. İşte biz içimizden nasıl bir kabullenişle algılarsak dünyayı öyle gider. Ben şifalara vesile olmayı, rüyaları yorumlayabilmeyi, beşinci boyuta ait bütün kayıtları alabilmeyi ve beşinci boyutun işleyişini, fizik kurallarını, zaman mefhumunu en ince detaylarıyla öğrenmeyi o gün kabul ettim. Ve o günden itibaren mucizenin ötesinde bir hayatım oldu. Bizimle yola çıkan, bizden eğitim alan arkadaşların da böyle bir hayatı bazılarının oldu, bazılarının olmakta. Nedir bu hayat? Size örnek vereyim. Bu eğitimi vermek, Refik Korkmaz eğitimlerini vermek için Peru'ya gittim. Peru, Güney Amerika'da. Kuzey Amerika'ya gittim. Amerika Birleşik Devletleri'ne. Valla Güney Kore'ye gittik eğitim vermeye. Sibirya'ya, Moğolistan'ın ta üstüne, Krasnoyarsk'a, Rusya'ya gittik. Cezayir'e gittik. Kazakistan'a, Azerbaycan'ımıza, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'mize, Avrupa'nın bütün ülkelerine gittik eğitimler vermeye. Ve ta Kamçatka Yarımadası'ndan, yani Rusya'nın en doğusundan kafileler uçakla Alanya'ya geldi 3 defa bizim eğitimimizi almak için. Nasıl oldu bu? Mayıs'a Sipil Dağı'nın Kaf Dağı olduğunu fark ettiğim o andan itibaren. Kendimin bir zürdanka olduğumu fark ettiğim itibaren, andan itibaren. Ve o 700. metredeki su damlalarının şifa, güneşin ışınlarının şifa, 1200. metredeki buz damlalarının bedenimdeki şifaya aktive olmaya hazır hücreler olduğunu anladığım anda, Allah'ın nurunun şifasının bedenime akmasını istediğim anda bunlar gerçekleşti. Ve ben 1200. metrede çok net hatırlıyorum, şöyle dedim. Ey yüce Allah'ım, lütfen bedenime sağlık, şifa enerjisi akıt, doldur, depola. Ey yüce Allah'ım, bedenime bolluk, bereket, para enerjisi akıt, doldur, depola. Huzur ve mutluluk veren para olsun. Bankaların dahi alamayacağı kadar çok para olsun. Ve dedim ki ey Allah'ım, lütfen bedenime, ruhuma ve ömrüme bilgelik enerjisi akıt, doldur, depola. Bu bilgiler yaşadığım için godzilyon yıllar sonrasına ait bilgiler olsun. Ve dedim ki ey Allah'ım, huzur, mutluluk, cesaret ve en yüksek enerji neyse onu ver, onu gönder dedim. Ebedi gençlik enerjisi akıt, bedenime doldur, depola dedim. Bu duamı ettim. Ve o günden sonra geçen şu 4 yıllık zamanda nasıl gerçekleştiğini gördüm. Dualarım gerçekleşti. Rüyalarım gerçekleşti. Böyle yapmakla insanların kulak zarlarının oluşmasına vesile oldum. İşte o gün kendimin bir zürdanka, Mayıs'a Sibirya'dan bir kafta olduğunu anladığımda benim ve bizim eğitmenlerimizin güçlerinin yettiği şeye, hatta şu kadar sürede kulak zarı yapımına bizler için nefes alıp vermek kadar kolayken bizim eğitimimizi almayanlar inanamıyorlar, hayal dahi edemiyorlar, rüyalarında dahi görünmüyorlar. İşte zümrüdanka olduğunu, Kaf Dağı'nda yaşadığını, Allah'ın nuruyla dolduğunu anladığı andan itibaren cep telefonu misali kişi fabrika yerlerine dönüyor. Fabrika yerlerimizde Allah bizi böyle yarattı. Yemin ediyorum Allah bizi böyle yarattı. Nereden biliyorum? Ben yani herhangi bir artı bir şeyim yok. Bunları yapabildiğimi canlı yayınlarda gördünüz. 7000 arkadaşımız da bu eğitimi aldı.
7000'i olmasa da belki bir 3000'i, 4000'i benim yapabildiklerimi yapabiliyor. Diğerleri belki benim yapabildiklerimin yarısını, belki çeyreğini yapabiliyor. O arkadaşlarımız da biraz daha gayretle benim yapabildiklerimi yapabiliyorlar. Çünkü görüyoruz arkadaşlarımız kulak zarlarının oluşumuna, kemiklerin oluşumuna vesile oluyorlar. Fabrika yerlerine geri dönmeyi kabullendiğimiz için. Kim ki fabrika yerlerinin tamamına geri dönerse o işte inanılmazlıkları gerçekleştirir. Ve 1500 metredir Manisa Sivil Dağı'nın yüksekliği. 1500. metreye de çıktık arabayla. Orası bir uçurum kenarıdır. Kuzey Manisa'ya, güney Kemalpaşa ilçesine, doğu Turgutlu ilçesine, batı İzmir'e bakar. Dört yerleşim, dört güzel, bereketli, medeni şehir oradan görünür. Gece ışıklarıyla görünür. Gündüz seçilmesi, Manisa'nın, Turgutlu'nun seçilmesi kolaydır. İzmir ve Kemalpaşa'nın seçilmesi için biraz gözlerinizi kısmanız gerekir. Görürsünüz bu dört şehri gündüz, gece kolaylıkla, ışıltılarla görürsünüz. 1500. metreye geldiğimizde saat yaklaşık olarak öğlen 2 idi. Ve daha da soğumuştu hava. Ve orada bizim Türk bayrağımız dalgalanır. O uçurumdan şöyle bir kartal başı gibi, bir anka başı gibi çıkıntı yapmış bir kaya vardır. Bayrağımız o kayanın üzerindedir. O kaya ankanın kafası ve o kaya da bayrağımız ankanın da kendisidir. Bayrağımızın üzerinde zamanın ifadesi kırmızı renk var. Annemizin ifadesi hilal var. Çocukların ifadesi yıldız var. Dünyada doğan, doğacak ne varsa hilal yani annemiz doğurur. Dünyada doğan, doğacak ne varsa o yıldızdır. Dünyanın bütün çocukları, bütün bitkileri, bütün hayvanları, bütün fikirleri, ülkeleri, imparatorlukları hep bizim Anadolu'muzdan doğmuştur. Tabii doğan her şeyin bir kaderi olur. Kader zamanla yok olmaktır. Kırmızı fon zamandır. Doğan her canlı ölür. İşte fikirler, devletler, insanlar, hayvanlar, bitkiler zaman içindedir. Kırmızıdır zaman. 1500. metrede Anka'nın varlığını bayrağımızla da tam olarak hissettiğimiz o alanda kartalları o gün görmedim ama orada kartalları görmek mümkündür. O kartallar şöyle 5 kilometre yukarı çıkamazlar, 10 kilometre yukarı çıkamazlar. Orada da varlıklarını sürdürürler ama onlar artık ışık haline gelmiştir. Onlar orada zümrüt ankadır. 10, 20, 30, 100, 500 milyonlarca kilometre sonrasında kartalı bulamazsınız gökyüzünde. O zümrüt ankadır. Zümrüt anka yeryüzüne yaklaştıkça 1-2 kilometrede kartala dönüşür. Zümrüt anka 1 metre yere yaklaşınca Efe'ye dönüşür. Kartalı düşünün kanatlarını açmış ve yere 1,5-2 metre kala bizim efelerimizi düşünün. Açmışlar kanatlarını şöyle havaya bir sekmişler. Kartal havası oynarlar zeybekler efeler. Onların omuzlarından sarkan onların kanatlarıdır. Onların başlıkları 7 renkli çiçeklerle doludur. Gökkuşağının 7 rengi Zümrüdankan'ın kendisidir. Manisa Sivil Dağı'nda bir anka kafası gibi uzanan, üzerinde bayrağımızın olduğu yer, işte efelere
yedi renkli başlık olarak konmuştur. Baş tacı etmişlerdir bayrağı, bayrağımızı. Onların gömlekleri, onların kısa pantolonları, onların körüklü çizmeleri, zümrüdü ankanın yere inerken kartallaştığı ve yere bir metre kadar efeleştiği somut haldir. Bunların hepsini o an düşündüm, geçirdim aklımdan. Ve insanın bir efe, bir kartal, bir zümrüt anka ve daha da ötesi olabileceğini o an anladım. Ve bizim en büyük efemiz geldi o gün aklıma, şimdi de size gelmiştir. Ulu Önder Mustafa Atatürk'ün en sevdiği oyun da Efe oyunuydu. O da şimdi anlatabildim mi? Ulu Önder Atatürk de bir anka. Ve o yüzden başkenti Ankara olarak seçti. O yüzden ebedi istirahatgahını Ankara'nın kalbine Ankara'ya yaptı. Her şey bir kabulleniş, bir mucize ötesi içindedir. Siz eğer şu anda tüm hücrelerinizdeki o su damlalarının 1200. metrede buz damlaları, buz kristallerine dönüşümünü kabul ederseniz ve bunun şifaya vesile olma aracı olduğunu kabul ederseniz bu mucize ötelerine siz de geçersiniz. 1500. metrede bayrağımızın olduğu yerde hava sıcak, havanın kaç derece olduğunu kesin söyleyemem ama titriyorduk. Belki -10'du, belki de daha fazla. Gerçi orası -15'ten daha fazla olmaz da. O hani kristal buz kalıpları şeklinde avize kristallerine benzeyen dallardaki buzlar 1500. metrede çatladı soğuğun etkisiyle, genleşti ve ağaçların üzerinde üç parmak kalınlığında kara dönüştü vallahi, kar gibi göründü. Yeşil çam ağaçları doludur her zaman orada, yaprak dökmez onlar. Üzerinde üç parmak kar görüntüsü almıştı buz kristalleri. Ve ben de kendi içimde tüm hücrelerimin buz kristalleri gibi genleştiğini anladım, kabul ettim. Ey Yüce Allah'ım, lütfen bedenimize sağlık, şifa, bolluk, bereket, bilgelik, huzur, mutluluk, cesaret, nur ışığı ötesi ve ebedi gençlik enerjisi akıt, doldur, depola dedim. Böyle bir dua ettim. Ve ben bütün insanların, bütün hayvan dostlarımızın, bütün bitkilerin, taşın, toprağın, havanın, suyun, yıldızların ve beş boyutlu evrenin şifasına vesile olmak istiyorum ey Allah'ım. Ben onların şifasına vesile oldukça kendim şifa içinde yaşayayım diye dua ettim. Ve 4 yıldır da bu çerçevede dua ediyorum. Oh, Allah'ım bana bunları nasip etti. Görüyorsunuz şifalara vesile olabiliyoruz. Ve bu 4 sene içerisinde ben sadece bir defa hasta oldum. O da bu Şubat ayında nezle oldum 1 hafta boyunca, o kadar. Yani kendim şifalandım, şifaya vesile oldum. 4 yılda sadece bir defa hasta oldum, o kadar. Ve 4 yıldır ne koşuşturmalar içerisinde, bazen günde 16 saat çalışmama, bir ülkeden bir ülkeye uçmama rağmen yorulmak nedir bilmedim. Çünkü ben bir zürdanka olduğumu o gün kabul ettim. Ve dedim ki ey Yüce Allah'ım, ben bütün insanların, hayvan dostlarımızın, bitkilerin, taşın, toprağın, yıldızların ve 5 boyutlu evrenin bolluk bereketine, paraların artmasına vesile olmak istiyorum. Huzur ve mutluluk getiren bolluk, bereket ve para. Lütfen beni buna vesile kıl. Ve ben buna vesile oldukça bunları öncelikle ben kendim yaşayayım dedim. Ve vallahi oldu. Allah'tan direkt, yaradanımızdan isteyince
ve hayatı bir mucizenin de ötesinde alan kabul edince hepsi açılıyor. Ve sonra dedim ki, ey Yüce Allah'ım lütfen, yaşadığım çağın godzilyon yıllar sonrasına ait bilgileri bedenime akıt, doldur, depola. Ve ben bu bilgileri yaşadığım çağın insanlarına o kadar karmaşık bilgiler olmasına rağmen bir elmayı göstermekteki rahatlık kadar kolay anlatabileyim, onlar da o kadar kolay anlasınlar dedim. Allah'ım bana bunu nasip etti. Ve dedim ki ben onlara bilgeliğe vesile olmak istiyorum. İnsanlara, hayvanlara, bitkilere, taşa, toprağa, yıldızlara ve beş boyutlu evrene. Ve ben onlarda bilgeliğe vesile oldukça ben daha da fazla bilgelik içinde yaşayayım dedim. İşte yüksek frekanstaki bir insan bir güzelliği sadece kendi için değil, tüm yaratılmışlar için ister. Ve görüyorsunuz Allah'ım bana bu bilgeliği de nasip etti. Benim anlattığım şeyler duyulmamış şeyler. Dinleyenler deli saçması olarak görüyor, sonra gülüyor, sonra kabul ediyor, sonra gelip yanımızda yer alıyorlar. Eğitimimizi alıyorlar. Ve söylediklerimiz bugüne kadar hayal dahi edilemeyen, rüyada dahi görülemeyen güzellikler, yeni bilgiler. Allah bana bilgeliği nasip etti. Eğitimi alan herkese de bunu nasip ediyor. Huzur, mutluluk istedim. Cesaret istedim. Nur-u Şah ötesi enerji ve gençlik istedim. Bunların da bana geldiğini gördüm. Ve bunlara vesile olmak istedim. Bütün insanlara vesile olayım. Hayvan, bitki, taş, toprak, yıldızlar, beş boyutlu evrende yaratılmış ne varsa hepsinde de huzura, mutluluğa, cesarete, Nur-u Şah ötesi enerjiye ve ebedi gençliğe vesile olmak istedim. Onlar da oldu. Sizler bence şimdi bu güzel enerji içinde, bu güzel kabullenişte eğer söylemek isterseniz benimle beraber şu duayı edin ve ondan sonra dersinizde Muammer Çırak hocamız ve Günay Barış hocamızın anlatacakları her şey yerli yerine oturacak. Bilgilerle siz artık bedenlerinizin bir şifacı olmasına vesile olacaksınız. Lütfen isteyen herkes şu dua etsin. Hem bizim eğitimimizi şu an Zoom'dan alan arkadaşlarımız hem de bizi canlı yayından dinleyen eğitim almamış arkadaşlarımız. Sizler de şu dua ederseniz bir derece sizler de bedenlerinizi şifacı kılabilirsiniz. Şifayı biz veremeyiz haşa. Şifayı Allah verir. Biz ancak vesile oluruz ve diyelim ki hep beraber ey Yüce Allah'ım lütfen bedenimi, ruhumu ve ömrümü şifa enerjisiyle doldur, depola ve lütfen herkes şimdi bedeninin her bir hücresinin canlı bir su damlası elmas halinde olduğunu, sonra onun buz kristali haline geldiğini ve kar kristalleri haline geldiğini görsün. Allah'ın nuru akıyor. Bembeyaz nur bütün bedenimizdeki o canlı su damlası, mücevherat elmasları, buz kristallerini ve kar kristallerini doldursun Allah'ın şifa nuru. Ve diyelim ki ey Allah'ım ben bütün insanların, hayvanların, bitkilerin, taşın, toprağın, havanın, suyun, yıldızların ve beş boyutlu evrenin şifasına vesile olmak istiyorum. Ben onlara şifaya vesile oldukça kendim de şifa içinde yaşayayım. Bunu lütfen söyleyeyim. Bunu yaşayacaksınız. Ve ey Yüce Allah'ım ben bedenimin, ruhumun ve ömrümün bol bereketle dolmasını istiyorum. Bankaların dahi alamayacağı kadar parayla, huzur ve mutluluk getiren parayla dolmasını istiyorum. Lütfen bedenime bu enerjileri, ruhuma ve ömrüme bu enerjileri akıt. Doldur depola. 700. metredeki canlı su damlası mücevherat elmasların, 1200. metredeki buz tanelerinin, 1500. metredeki kar kristallerinin şimdi bolluk, bereket enerjisi de dolduğunu görün. Allah'ın nuru bembeyaz ve bizlerin o kristalleri, mücevheratları her renk dolsun bedeniniz.
Ve ey Allah'ım ben insanların, hayvanların, bitkilerin, taşın, toprağın, havanın, suyun, beş boyutlu evrenin hepsinin bereketine vesile olmak istiyorum. Ben bunları vesile olunca ben bolluk, bereket ve para içinde yaşayayım. Huzur ve mutluluk getiren bolluk, bereket ve para. Bu enerjinin bedenize aktığını hayal edin. Ve sizler Mayıs Asibir Dağı'nın 1500. metresindesiniz. Nur akıyor. Kanallarınız çok güzel görürler şu an anlattıklarımı. Ve ey Allah'ım bedenim, ruhum ve ömrümü yaşadığım çağın godzilyon yıllar sonrasına ait bilgilerle doldur. Bedenim, ruhum ve ömrüm bilgelikle dolsun. Bakın gökyüzünden Allah'ın nuru bedenimize bilgelik olarak akıyor. Canlı su damlası her renkten mücevher ağıt ve buz kristalleri her renkten mücevher ağıt ve kar kristalleri bedenimizde her renkten mücevher ağıt olarak her hücremizdeyken Allah'ın bembeyaz nuru onları aktif ediyor. Bunu hayal edin. Şifa, bereket, bilgelik aktivasyonu sağlandı. Ve diyelim ki ey Yüce Allah'ım benim duru görümü aç. Benim üçüncü gözümü aç. Benim kanallığımı aç. Ben gözümü kapattığımda beş boyutlu evrenin bilgilerini görebileyim. Ey Yüce Allah'ım bedenime, ruhuma ve ömrüme huzur, mutluluk, cesaret, nuru şahtan da öte enerji ve ebedi gençlik enerjisi akıt, doldur, depola. Ve ben bütün insan, hayvan, bitki, taş, toprak, yıldızlar ve beş boyutlu evrenin varlıklarına huzura, mutluluğa, cesarete, nuru, şartesi, enerjiye ve ebedi gençliğe vesile olmak istiyorum. Ve ben bunlarda bu enerjileri vesile oldukça öncelikle bu enerjileri ben kendim yaşayayım. Haydi Mayıs Asibir Dağı'nın 1500. metresindesiniz. Kaf Dağı'ndasınız. Etrafınızdaki yemyeşil ormanın üzerinde her bir yaprakta, dalda, üç parmak kalınlığında kar kristalleri var. Ve siz Allah'a dua ediyorsunuz. 700, 1200, 1500. metredeki canlı su damlası mücevherat, buz kristalleri mücevheratı ve kar kristalleri mücevheratına bedeninizin her bir hücresi sahip Allah'ın nuru akıyor. Şifa, bereket, bilgelik, huzur, mutluluk, cesaret, nuru şartesi ve ebedi gençlik. Bu enerji içerisinde 10 dakika lütfen durun. Bu çok etkili, güzel bir çalışma. 10 dakika bu enerji içinde durun. Sonra dersinize 10 dakika sonra devam edersiniz. 10 dakika bunu yaşayın. 10 dakika. Herkes lütfen 10 dakika bunu yaşasın. İsteyenler daha da uzun süre, saatlerce de bu güzel enerji içinde kalsın.